Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. İngiliz yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize birkaç kelime verilmiş ve bu kelimeleri resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. İlk kelimemiz Halloween Party. Halloween Party arkadaşlar cadılar bayramı demektir. Ve burada balkabağını gördüğümüz için bu resmimizin altına Halloween Party'yi yazabiliriz. İlk kelimemizi de eleyelim. İkinci kelimemiz graduation partidir. Ve graduation party de mezuniyet partisi demektir. Mezuniyet partisinde buradaki resim e, resmettiği için arkadaşlar buraya da graduation party yazabiliriz. Devam edelim üçüncü kelimemiz. Sleepover party ise pijama partisi demektir. Pijama partisi de burada resmedildiği için buraya da sleepover party yazabiliyoruz. Dördüncü kelimemiz birthday party. Sizin de bildiğiniz gibi doğum günü partisi olacaktır. Ve bunu da ilk resmimize yazabiliriz arkadaşlar. Birthday party. Son kelimemiz Wedding party. Wedding party de bizim bildiğimiz düğündür arkadaşlar. Düğündür aslında. O yüzden onu da alıp hemen buraya yapıştırabiliriz. Wedding party. Böylelikle ilk bölümümüzü tamamladık ve buradan 5 puanı hanemize yazdık. İkinci bölümümüzde puan toplamaya devam ediyoruz. Bakalım burada da eşleştirme sorusu sorulmakta. Öncelikle anlamlara bakalım ardından kelimelerimizi de eşleştirelim. Something is likely to happen. Burada ne deniliyor arkadaşlar? Burada olması muhtemelen şeyler şeylerden bahsediliyor. Bazı şeylerin olması muhtemeldir deniliyor. Buradaki likely muhtemel demektir. Buradaki kelimelerden hangisi hangisi olabilir? Altıdaki probably olacaktır arkadaşlar. Probably de muhtemel demektir. Burada da bazı şeylerin olmasının muhtemel olmasından bahsedildiğinden dolayı A'yı 6 ile eşleştirebiliriz. B'ye bakalım. To think that something is true or possible. Ee, yani bazı şeylerin doğru ya da mümkün olduğunu düşünmek demektir buranın açılımı. Ve bu da ne olabilir? Buradaki kelimelerden believe olabilir arkadaşlar. İnanmak nedir? Bazı şeylerin doğru ya da mümkün olduğunu düşünmektir. İnanman anlamı. O yüzden biri de B ile eşleştirelim. Devam edelim C'den. Quiet and calm. Sessiz ve sakin demek. Bu ne olabilir? Bu buradaki kelimelerden peaceful, huzurlu demektir. Ve huzurlu birisi de sessiz ve sakin olacaktır arkadaşlar. O yüzden 5'i de C ile eşleştirelim. Devam edelim. To get something. Bazı şeyleri almak. Bazı şeyler almaktır. O zaman buradan almak fiilini işaretleyeceğiz. 4'te de receive almak olduğu için D ile 4 ile eşleştirebiliriz. A job that you do during your working life. Yani iş hayatı boyunca yaptığın iş denilmekte anlamı budur Türkçe çevirisi. Ve bu da ne olabilir? Tabii ki de kariyer olacaktır. E'yi de career ile eşleştirebiliriz. Extremely good yani aşırı derecede iyi. Bu ne olabilir? Excellent olabilir. Excellent da mükemmel demektir. Onu da aşırı derecede iyi olarak çevirebiliriz. G'ye bakalım. To suppose that something is true or likely. Yani tahmin varsaymaktır. Bazı şeylerin doğru ya da doğruya yakın muhtemel olduğunu varsaymaktır. Burada suppose varsaymak demektir. Buradan ne ile eşleştirebiliriz? Guess ile eşleştirebiliriz. Guess de tahmin etmek demektir. Burada varsayım olduğu için G'yi de 7 ile eşleştiriyoruz arkadaşlar. C bölümümüze geçelim. Burası da güzel bir soru arkadaşlar. Boşluk doldurma bölümümüz. Bakalım ilkine. Nokta nokta giving a surprise party. Şimdi burada e, buradaki sözcüklerin hepsi nedir arkadaşlar? Bir öneri sözcüğüdür. Bunların belli başlı kuralları var. Onları size söyleyeceğim. Örnek olarak what about dedikten sonra fiilimize ayıncı geliyor. Let's dediğimizde let's soru cümlesi olmuyor. Normal bir cümle şeklinde oluyor. Would you like'dan sonra da artı olarak to eki gelmekte. Bunu da unutmuyoruz. Buna göre buradaki önerileri dolduracağız arkadaşlar. Bakalım ilkine. Knock knock. Giving a surprise party. Şimdi ING geldiği için ne diyebiliriz buraya? What about diyebiliriz. How about da olabilirdi bunun yerine. X'i de olabilirdi. İkisinde de ne olacak? Fiilimize ING takısı gelecek arkadaşlar. İlkinin doldurduk. İkiye bakalım. Knock, knock you arranged the music. Buraya ne gelebilir? Buraya da şöyle bir göz gezdirecek olursak why not'ın geleceğini göreceğiz arkadaşlar. Why don't pardon why don't gelecektir. Would you like'dan sonra to geliyor ama to gelmemiş o yüzden burayı da why don't şeklinde doldurabiliyoruz. 3'e bakalım. We not knock to the right invitation cards. Buraya ne getirebiliriz? Buraya da arkadaşlar should'u getirebiliriz. We should write invitation card. Yani biz e, davetiye kartı yazmalıyız şeklinde bir cümle ortaya çıkmış oluyor. Böylelikle 3'ü yaptık. 4'e de geçelim. Nokta nokta prepare a lot of food. Yani e, burada yemek hazırlayalım denilmiş arkadaşlar. Ve bak, bakacak olursak soru ifadesi olmadığı için ve bir öneri olduğu için Lesi buraya yapıştırabiliriz. 5'e bakalım. Nokta nokta to join my pyjamas party. Buraya ne getirebiliriz? Buraya da to olduğu için would you like to ifadesini kalıbını getirebiliyoruz arkadaşlar. Would you like to join nokta nokta şeklinde ifademizi tamamlamış olduk. Bu bölümümüz de bitti. Buradan da 10 puan hanemize yazdık. D bölümümüzden devam ediyoruz. Burada da soruları cevaplamamız isteniyor. Soruları buradaki karta göre cevaplayacağız. İlk sorumuz what type, type of party is it? Yani partinin bizden tipini soruyor. Nasıl bir parti? Ne tür bir parti? Bakacak olursak burada bakın wedding deniliyor. Demek ki bu nedir? Bir düğündür. O yüzden de ne diyebiliriz? It is wedding party. Şeklinde ilk sorumuzu cevaplayabiliriz. İkiye bakalım. Where is the party? Where is the party de parti nerede gerçekleşiyor demektir. Ve bakacak olursak partimiz nerede gerçekleşiyor davetimizde. At Castle Hotel'de. Castle Hot Hotel'de otelde gerçekleştiğini görebiliyoruz. O zaman the party ya da it diyeceğiz. The party is at diyoruz. Eti at unutmayalım. At'i unutursak hocamız bizden puan kırabilir arkadaşlar. At'e dikkat edelim. At on. Bunlar önemli kalıplar. What time is the party? Parti saat kaçta denilmekte. What time saat kaçta demektir. Ve saat 8'de olduğunu gördüğümüz için ne diyebiliriz? the party ya da it is at 8 o'clock şeklinde ifademizi tamamlayabiliriz. Burada 20 çift 0 yazmak yerine 8 o'clock da yazabilirsiniz arkadaşlar. When is the party ise parti ne zaman demektir ve parti ne zamanmış bakacak olursak 2020'deymiş. O zaman ne diyoruz? The party is in 2020. 2020 okurken de 2020 şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. 2020 şeklinde okumuş olduk. Burada da unutmamanız gereken in takısı olacaktır. Yıllardan önce in takısı getirilmektedir. E bölümümüze geldi sıra. Burası da güzel bir bölüm arkadaşlar. Burada da bize verilen iki şıktan birisini yuvarlak işine alacağız. Şimdi there is a lot of or a little bread in the kitchen. Şimdi a lot farkını hemen anlatayım size. A lot sayılabilen kavramlar için kullanılır. A little ise sayılamayanlar için kullanılır. Burada ekmek sayılamadığı için ne olacaktır? A olacaktır arkadaşlar. Ekmek sayılamıyor o zaman a ikiye bakalım. There are a few or a lot of eggs in the fridge. Şimdi a few e, sayılamayanlar için a lot of ise sayılabilenler için olacaktır. Ve burada eggs bakın eggs derken sonuna s takısı getirmişiz. Yani yumurtalar olmuş. O zaman bu sayılabilir. O yüzden de a lot of kalıbını burada kullanabiliyoruz. Üçe bakalım. Jane has a lot of or a little money. She needs to go to the bank. Şimdi money sayılabilir mi? Sayılamaz mı? Sayılamaz arkadaşlar. Para sayılamaz. Sayılamadığı için de a lot of sayılabilenler de geliyordu. A little ise sayılamayanlar da geliyordu. O yüzden de a little'ı yuvarlak için alıyoruz. Dörde bakalım. We bought a lot of or a little balloons for the party. We can decorate the party hall. Şimdi balloons yani balonlar demektir. Gördüğünüz gibi S takısı almış. O zaman sayılabilen bir kalıp olacaktır. Eladil sayılamayanlar için, Elatof ise sayılabilenler için olduğu için Elatof'u e, yuvarlak için alıyoruz. 5'e bakalım. There is a lot of or a butter on the plate. We don't need to buy more. Şimdi butter. Butter ne demektir? Yağ demektir. Ve yağ da sayılamadığı için neyi kullanacağız burada? A tabii ki de kullanacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzü tamamladık. Buradan da 10 puanı kaptık. F bölümümüze bakıyoruz. Bu sayfadaki son bölümümüz. Burada da boşlukları dolduracağız gene. It will not knock the rain tomorrow. Ne diyebiliriz? Yağmur ya yarın yağabilir anlamı çıkması gerekiyor. O zaman da probably'yi buraya yapıştırabiliriz. Probably ne demekti? Muhtemelen. Yani yarın yağmur yağacak muhtemelen şeklinde bir ifade ortaya çıkmış oluyor. 2'ye bakalım. He speaks... Nokta nokta French. Ne diyebiliriz burada yukarıdaki kelimelerden? Excellent'ı yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü excellent mükemmel demekti ve burada da onun Fransızcayı mükemmel konuştuğundan bahsedebiliyoruz. Burayı da doldurduk. 3'e geçelim. Can you... Nokta nokta the price of the watch? Burada ise saatin fiyatını tahmin edebilir misin sorusunu sormamız gerekiyor ve guess de burada tahmin kalıbı olduğu için buraya da can us şeklinde doldurmamız gerekiyor. Dörde bakalım. An honest person doesn't nokta nokta. Dürüst bir insan asla ne yapmaz? Yalan söylemez. O zaman buraya la'yı getiriyoruz. Beşe bakalım. I nokta nokta a letter from an old friend last week. Ben bir arkadaşımdan mektup aldım dememiz gerekiyor. Ve burada da received almak olduğu için received'i de Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Böylelikle ilk sayfamızı tamamlamış olduk. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmaya da yaptığımıza göre devam edebiliriz. G bölümümüz burada da bizden önerilerde bulunmamız isteniyor. Will ya da want kalıplarını kullanarak. Öneriler zaten will ya da want da yapıldığı için arkadaşlar önerilerimizi yapacağız. Bize zaten verilmiş bunlar. Bunları düzenleyeceğiz. Here good news iyi şeyler duyacaksın dememiz gerekiyor. Bunu nasıl diyebiliriz? You will hear good news şeklinde ifademizi yazabiliriz. Will'den sonra fiilimizi aynı şekilde yazıyoruz. Hiçbir ek, ekleme, ing gibi şeyler yok arkadaşlar. Direkt yapıştırıyoruz. 2'ye yazalım. Not olumsuzunu yapacağız. Have many problems. Para problemin olmayacak dememiz lazım. Bunu da you ile yapalım gene. You will not diyeceğiz ya da won't diyeceğiz. Kısaltmasını da kullanabilirsiniz. Uzun şekilde de kullanabilirsiniz. Have money problems şeklinde ifademizi yazmış olduk. 3'e bakıyoruz. Be very successful in your career. Burada da kariyerinde çok başarılı olacaksın dememiz lazım. Bunu da nasıl diyebiliriz? Bunu da she ile yapalım. She will be successful successful in your in your demiyoruz. Burada she'yi kullandığımız için ne dememiz lazım? Her career dememiz lazım. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. 4 de not get married soon yakın bir zamanda evlenmeyeceksin diyelim buna da. O zaman ne diyeceğiz? You won't diyelim direkt ya da will not da diyebilirsiniz siz get married soon şeklinde ifademizi tamamladık. Meet someone new Burada ise yakında yeni kişilerle tanışacaksın dememiz lazım. Bunu da kim için diyelim? He için diyelim. He will meet someone new şeklinde ifademizi tamamlamış olduk. Ve buradan da 15 puanı kaptık arkadaşlar. Devam edelim. Başka bir eşleştirme sorumuz. Ee, bize burada bazı kalıplar vermiş. Bu kalıplarda buradaki gerekçeleri eşleştireceğiz. If you study hard, eğer çok sıkı çalışırsan ne olur? You will be successful. Yani çok çalışırsan başarılı olacaksın ifadesi ortaya çıkıyor. Biri B ile eşleştirdik direkt. If she is too much fast food. Eğer o çok fazla fast food hazır gıda yerse ne olur arkadaşlar? Tahmin de edebileceğiniz gibi. She will put on weight. Yani o kilo alacaktır. Devam edelim 3'ten. If he saves enough money, eğer o yeterli kadar parayı elinde tutabilirse, biriktirirse ne olacaktır? He will buy a beach house. O bir yazlık alabilecektir arkadaşlar. O yüzden üçü de buraya yerleştirelim. If it's sunny tomorrow, eğer yarın güneşli olursa hava ne olacaktır? We will go for a picnic. Biz pikniğe gideceğiz şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. If you want to have a party eğer bir parti yapmak istiyorsan ne yapman gerekiyor? You should prepare a guest list first. İlk olarak e, ne hazırlamalısın arkadaşlar? Da misafir listesi, davetli listesi hazırlaman gerekiyor. 5 ile D ile eşleştirdik böylelikle. Buradan da 10 puanımız garanti. Devam edelim başka bir eşleştirme sorumuz. Değil, tablo sorumuzmuş. Burada da bize verilenleri invitation, accept, refuse olarak e, ayırmamız, gruplandırmamız isteniyor. Invitation davet etmektir, davettir. Accept kabul etmektir. Refuse ise reddetmek olacaktır arkadaşlar. Buna göre gelin birlikte dolduralım. Bunların numara verelim. Daha kolay olacaktır bizim için. 6 7 8 9 şeklinde numara verirsek daha kolay olacaktır. Would you like to go shopping? Yani alışverişe çıkalım mı diye bir teklifte bulunmak istemiş. Bu cümlede bunu anlıyoruz. Bu da bir davet olduğu için biri direkt invitation'a, invite'a ekleyebiliriz. It sounds awesome. Burada ise kulağa harika geliyor denilmiş. O zaman bu ne olacaktır? Bir kabul cümlesi olacaktır. İkiyi de accept'e ekliyoruz. How about giving a slumber party? Pijama partisi vermeye ne dersin şeklinde bir e, soru çıkmış oluyor ortaya ve bu da ne olacaktır? Davet olacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu da invite'a e ekleyebiliriz. Oh, thanks. Another time maybe. Oh, teşekkür ederim. Another time maybe başka zamana belki. Bu nedir demek ki bu? Reddetme cümlesidir ki başka bir zamana denilmiş. Yes, sounds good. Evet, kulağa iyi geliyor, harika geliyor. Bu ne olacaktır? Bu da tabii ki kabul etme cümlesi olacaktır. I would love to but. Şimdi bakın, I would love çok isterim. To but diyor ama. İlk başta olumlu gibi geliyor ama ardından batı koyduğu için ne oluyor bu? Reddetme oluyor. Buna da yıldızı atalım. O oh, I am sorry, I can't. O özür dilerim, yapamam. Bu da reddetme olacaktır. Why don't you come along? Neden gelmiyorsun denilmiş. E, bu da ne olacaktır? Tabii ki de davet olacaktır. Neden gelmiyorsun? Hadi gel anlamında olduğu için bunu da davet olarak kabul edebiliriz. Why not ise neden olmasın demektir ve bu da bir e, ne olacaktır? Kabul cümlesi olacaktır. Sakın burada not var diye refuse olarak almayın bunu. Çünkü why not neden olmasın demektir ve neden olmasın da pozitif yönde olduğu için kabul cümlesi olacaktır arkadaşlar. Ve sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz. Mark ile Sally arasında geçen bir diyalog var. Mark diyor ki I am really hungry. Ben gerçekten açım. Sally bir şey diyor. Mark ise let's go diyor. Demek ki Sally bir şeye davet ediyor onu. I am not hungry. Ben aç değilim. Olmaz. There is a nice restaurant near here. Buralarda iyi bir restoran var. Bu olabilir mi? Elbette olabilir. Buralarda iyi bir restoran var derse Sally. Mark da let's go. Haydi gidelim diyebilir. Güzel bir Diyalog ortaya çıkmış oluyor. We should have a rest. Dinlenmeliyiz. Bu da olmaz. I am full. Ben tokum. Bu da olmaz. O yüzden de cevabımız Bursa arkadaşlar. İkinci sorumuza Max ile Alex arasında geçen bir diyalog var. Max diyor ki I am organizing a birthday party on Sunday afternoon. Would you like to join? Ben bir e, doğum günü partisi hazırlıyorum, hazırlayacağım. E, pazar öğleni sen de aramıza katılmak ister misin diyor. Alex ise bir şeyler söylüyor ardından we are planning to go on fishing with my father on Sunday. Biz pazar günü babamla birlikte balık avlamaya gitmeyi planlıyoruz. Balık tutmaya gitmeyi planlıyoruz dediği için burada da ne olması lazım? Bir red cümlesi, refuse cümlesi olması lazım. I would love to refuse değildir. But getirmemiş ve cümlemiz baştan başladığı için a'yı eledik. Of course elbette kabul etme cümlesidir. I am sorry üzgünüm haliyle ne olacaktır? E, reddetme cümlesi olacaktır. Sanskrit kulağa harika geliyor da bir kabul cümlesi iken I am sorry üzgünüm demek olduğu için cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Max ile Sue arasında geçen bir diyalog var. What about giving a class party? E, sınıf partisi vermeye ne dersin diye soruyor Max. Su ise ''I didn't understand'' ''Anlamadım'' diyor. Bir soru soruyor Max'e. Max de ''Shall we give a e, class party?'' tekrar ediyor. E, Sınıf partisi vermeye ne dersin şeklinde. Demek ki burada ne diyebilir Would you like to join? Katılmak ister misin? Diyemez. Can you say that again? Tekrar söyler misin? Diyebilir mi? Kesinlikle der. Çünkü burada anlamadığından bahsediyor. Demek ki sorduğu soruyu duyamamış arkadaş. O yüzden de tekrar etmesini söylüyor. Boşluğumuz böylelikle B'deki ifademize dolacaktır. Diğer şıkları eleyebiliriz. Dörde geçtik. Sam ile Mama annesi arasında geçen bir diyalog var. Did you make the birthday cake mom? Doğum günün keki pastası yaptın mı anne diye soruyor. Annesi ise sorry dear. Özgünüm tatlım. I was very busy but nokta nokta. Üzgünüm tatlım ben çok meşguldüm ama nokta nokta. Sam ise thanks mom you are great. Teşekkürler anne harikasın. Çok meşguldüm ama I ordered one. Bir tane sipariş ettim. Kendi yapamamış ama bir tane sipariş etmiş. O yüzden boşluğumuzu aile doldurabiliriz. I don't like making a cake. Çok üzgünüm ama Kek yapmayı sevmem derse sende haliyle teşekkür etmeyecektir annesine. You must make it. Ben yapmak zorundayım dersek o da olmaz. Zaten meşgul olduğundan bahsediyorduk. Cake is delicious. Kekin lezzetli olduğundan bahsediliyor ama ortada bir kek yok. O yüzden bunu da eliyoruz ve A şıkkındaki ifademizi işaretliyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Brenda ile Jim arasında geçen bir diyalog var. Brenda diyor ki, I am thirsty. It is very hot. There is a coffee over there. Brenda, ben çok susadım. Hava çok sıcak. Şuralarda bir yerde e, kafe vardı diyor. Ardından bir soru soruyor. Jim ise not a bad idea. Kötü bir fikir değil. Demek ki nedir bu? Accept yani bir kabul cümlesi olacaktır. O zaman da buradaki sorumuzun ne olması lazım? Bir davet cümlesi olması lazım. Shall we eat a sandwich? Sandviç yiyelim mi? Ama burada... Sus, susadığından bahsediyoruz. Sandviç olmaz. What about taking the bus? E, otobüs çağırmaya, otobüse binmeye ne dersin denilmiş. Bu da alakasız olacaktır. Çünkü susamış. Why don't we listen to music? Neden müzik dinlemiyoruz? Bu da alakasız. Ama D şıkkındaki Would you like to drink something? Bir şeyler içelim mi olacaktır? Ve susadığı için de böyle bir cümle kurması haliyle muhtemel olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizli böylelikle. Altı. In my country people believe nokta. If someone find a four leaf clover, dört yapraklı yonca. Benim ülkemde insanlar şuna inanır. Eğer bir kişi dört yapraklı yonca bulursa neye inanır? Ne, nedir yani? Dört yapraklı yoncanın e, ne getirir arkadaşlar bize? A da it will bring good luck. O iyi şans getirecektir. Benim ülkemde insanlar dört dört yapraklı yoncanın iyi şans getireceğine inanırlar. Doğru olabilir mi? Olabilir. You will have bad luck. Kötü şans getirmez dört yonca It will not protect you from dangers. Seni e, tehlikelerden korumaz. Bu da olmayacaktır. Çünkü bunun şans getirdiğine inanmaktayız. Something bad will happen to you. Bazı şeyler senin için kötü olacak. Bu da olmaz. Şans getireceği için cevabımız Adana. 7. If you study hard and believe in yourself... Ya eğer sen sıkı çalışırsan ve kendine inanırsan nokta nokta. Ne olur? There will there will be bad luck in your life. Hayatında sürekli bir kötü şanssızlık olur. Kesinlikle yanlış. Sıkı çalışırsan neden şanssızlık olsun hayatında? Someone will harm you. Bazı kişiler size sana zarar verir. Bu da yanlış. You will be successful. Sen başarılı olacaksın. Doğrudur. Eğer sıkı çalışırsan ve kendine inanırsan çok başarılı olacaksındır. You will be unlucky. Şanssız olacaksındır. Bu da olmaz. Böylelikle cevabımız Ceyhan. You will be successful olacaktır. 8'e bakalım. I should order a birthday cake by some beverage and by presents. Yukarıdaki cümlede ifade edilmeyen görsel aşağıdakilerden hangisidir? Birthday cake doğum günü pastasıdır. D'de ifade edilmiş. Beverages ise içecek demektir ve B'de ifade edilmiştir. Buy present ise present hediye almak demektir. Present hediye buy almak demektir. Ve bu da A'da ifade edildiği için A'yı deliyoruz. Bizden edilmeyen arandığı için de C şıkkındaki ifademizi işaretleyebiliriz. Dokuzuncu ve son sorumuza geldi sıra. Julia drank cold drinks yesterday and now she feels bad. She nokta nokta. Julia ne yapmış? Soğuk içecekler içmiş arkadaşlar dün ve şu anda o kendisini kötü hissediyormuş. O zaman ona bir öneride tavsiyede bulunmamız lazım. She can go to school. O okula gidebilir mi? Gidemez. Kendisini kötü hissediyorsa gitmemelidir. She should see a doctor. O doktora gözükmeli midir? Kesinlikle gözükmeli. Kendini kötü hissediyorsa. She will be a nurse in the future. O oh, gelecekte ne olacakmış? Hemşire olacakmış. Bu da alakasız. Must believe in superstition. Batıl inançlara inanmalıdır. Bu da alakasız olduğu için 5 yıkındaki ifademiz bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videonuza göz atabilirsiniz. Ve son olarak da yapamadığınız sorular olursa forum sitemiz olan forum.yazıldayım.net adresimizden bizlere gönderebilir. Veya başka sorularını yapamayan öğrencilerin sorularına yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.